Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Devam ediyoruz. Bu bölümde her pazartesi olduğu gibi Stüdyo Şangay ile karşınızdayız efendim. Garanti BBVA Şangay temsilcisi sevgili Noyan Rona bizlerle birlikte olacak. Her pazartesi olduğu gibi. Noyan Bey hoş geldiniz. İyi haftalar diliyorum. Hoş bulduk. Ben de size iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi baktığımızda hafta sonu yine Evergrande meselesini konuştuk. Tabii milyarlarca dolar borç olunca ve birçok taksit olunca biz bunu sürekli konuşacağımıza benziyor. Piyasalarda fiyatlayacak gibi duruyor. Tabii 300 milyar dolardan fazla bir borçtan bahsediyoruz ve yerel hükümetten acil yardım talep etti. Bildiğimiz kadarıyla 82.5 milyon dolarlık kuponlar ve bunları ödeyememişti. Nedir son durum? Yani batıyor mu o gerçekten de ve Çin hükümeti kurtaracak mı? Şimdi şöyle ayın 3'ünde kendisi yani şirket Evergrande Hong Kong borsasına bir açıklama yaptı ve vadesi gelmekte olan 200 olarak ödemeyi yapamayabileceğini bildirdi. Bunun üzerine Guangdong hükümeti, Guangdong yerel hükümeti bir davetle bu Evergrande'nin sahibini toplantıya çağırdı ve bu toplantı sonunda şirkete bir çalışma grubu gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu çalışma grubu özel olarak şirketin iç yönetim yapısında iyileştirme, borçların düzenlenmesi ve de normal akışında şirketin seyrinin devam etmesini sağlamak üzere görevlendirildi. Ben bunu bir şekilde dar anlamıyla kayyum atama gibi düşünüyorum. Bundan sonra artık bu tip iç risklerin yönetiminde ve şirketin iç yapısal yönetiminde bu çalışma grubunun etkili olacağını düşünüyorum. Bundan sonra da hükümetin açıklamasından sonra hem Merkez Bankası bir açıklama yaptı. O açıklamada da bu şirkette meydana gelen problemin bilinçsiz büyüme, özensiz yatırım ve genişleme olduğunu, bunun iç yönetimden kaynaklandığı, yönetim hatalarından kaynaklandığını belirtti. Ancak şirketin yapısal olarak diğer emlak sektörüne fazla bir zarar veremeyeceğini söyledi. Bunun kontrol altında tutulacağını söyledi. Hatta daha önceki bir açıklamada da 70'ten fazla büyük şirketin, emlak şirketin sadece emlak sektöründe faaliyet gösterdiği ve Evergrande gibi böyle çeşitli alanlara yayılarak sermayesini dağıtmadığı söylendi. Bu bakımdan diğer şirketlerin daha sağlıklı olduğu söylendi. Aynı şekilde de ilk defa Bankacılık ve Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Komisyonu da bir açıklama yaptı. O da aynı şekilde şirketin borçlarının ancak 1/3'ünün finansal borç olduğunu, dolayısıyla orta ve uzun vadede Çin'deki emlak sektörüne fazla zarar vermeyeceğini, bunun kontrol altında tutulacağını söyledi. Dediğiniz gibi artık şirketin yönetimi bu çalışma grubunun daha... Evet, Noyan Bey'in sesinde bir miktar bir sorun var. Yönetmenimiz Burçin Kırca ve ekibimiz mutlaka onu düzeltecektir. Şimdi tabii Evergrande çok önemli bir nokta. Çin batmasını isterse tüm dünyaya aslında bir konut krizi de yaymış olacak. Dolayısıyla da bunu da soralım. Noyan Bey şimdi siz dipnotları paylaştınız ama çok ufak sesle bir problem oldu. İzninizle burada araya da bir soru iliştirmek istiyorum. Hani Evergrande artık Çin'in bir sorunu değil, tüm dünyanın bir sorunu. Tıpkı Lehman Brothers gibi. Hani Çin hükümeti bunu bir koz olarak da kullanmak isteyebilir mi? Önümüzdeki dönemde Amerikan borsaları ve dünya piyasaları için sizin bu dipnotlarınızdan şunu anladım. Yani Evergrande kendi iç yönetim hatalarından kaynaklı bir batışa doğru gidiyor. Çin Merkez Bankası bazı işte dipnotlarla diğer şirketlerin bu hataları yapmaması gerektiği söyleniyor ama kurtarma noktasında çok da istekli değiller gibi. Hani batması durumunda Çin böyle bir dünyaya kriz yayabileceğinde farkında mı acaba? Bence şimdi şirket kendi imkanlarıyla aynen kurtarılmaya çalışan, yüzdürülmeye çalışan bir gemi gibi. O bakımdan hükümetin de doğrudan bir sermaye verme veya kurtarma gibi bir tavrı yok. Öncelikle şirketin kendi kendini kurtarması öngörülüyor. Nitekim
Geçtiğimiz haftalarda da şirketin sahibi biliyorsunuz 7 milyar yuanlık yaklaşık 1 milyardan biraz daha fazla dolar kendi servetini sattı. O bakımdan şirketin batması bence bütün imkanlarının kullanılarak en son raddeye gelinmesi halinde söz konusu olabilir. Ondan sonra da Çin hükümetinin buna nasıl tepki vereceği, kurtarıp kurtarmayacağı, hatta parçalara bölünerek başka hem özel hem de büyük devlet şirketlerine devredilmesi şekliyle bu zararın atlatılacağı yönünde burada görüş daha hakim. Yani hem iflasına izin verilmeyeceği ama iflasın da tamamının devlet tarafından üstlenmemesi gerektiği şeklinde bir yaklaşım var. Bu çalışma grubunun şirkete gönderilmesinin amacı da zaten bence gerçek durumu görmek ve o duruma göre hükümetin kendi pozisyonunu belirlemesine yönelik de olacak. Öncelikle tabii şirket yönetimi kendisi yapamadığı bazı riskleri, satışları bu çalışma grubu önerecek ve bunları şirkete yaptıracaklar. Ama en sonunda eğer bu şirket batma durumuna gelirse o zaman parçalanarak devlet şirketleri arasında satın alınmalar, devralınmalar daha zararsız bir geçişi sağlayabilir diye düşünüyorum. Yani bildiğimiz anlamda batı şirketlerinin batması gibi bir şeyin olmayacağını düşünüyorum ben. Bir miktar daha bu riski yayarak değil mi ilerlemeye çalışıyor evet. Çin hükümeti için. Bugün hafta başı itibariyle biraz çok yoğun bir akışımız var. Ama ben izninizle bir soruda hemen ilişmek istiyorum. Sizden hızlı bir yanıt bekliyorum. Çin Komünist Partisi Politik Araştırmalar Ofisi Direktöründen yapılacak olan demokrasi zirvesine ilişkin bir şaka benzetmesi oldu. Tabii Çin buraya davet edilmemişti bildiğim kadarıyla. Tayvan davet edilmişti. Tayvan'da tabii Çin'in hani bir yerde misaki milli sınır gibi değil mi? Kırmızı çizgisi. Evet. Dolayısıyla Tayvan'ın davet edilmesi, Çin'in davet edilmemesi Çin nezdinde çok hoş karşılanmadı. Amerika ile Çin arasında bu demokrasi zirvesi yeni bir yol ayrımına sizce yol açacak mı? Şimdi şöyle bir defa Çin'de bu sene özellikle birkaç aydır gündemde olan bir konu var. O da bütün süreçleriyle halk demokrasisi şeklinde söyleyebileceğimiz bir program var. Burada Çin kendi demokratik anlayışını, demokrasi anlayışını yaymaya ve halka bunu uygulamaya başladı. Hatta hafta sonunda bir demokrasi beyaz kitabı yayınlandı Çin'de. Uzun uzun basın toplantılarıyla tanıtıldı. Bunun tabii bu Amerika'daki demokrasi zirvesiyle biraz eş zamanlı oluyor gibi bir şeyi var. Çin de kendisine özgü bir demokrasi olduğunu ve demokrasinin tek bir tanımının ve uygulamasının olamayacağını ve bunun da Batı'nın inisiyatifinde olmadığını söyleyerek kendisinde de demokrasi olduğunu ve kendi şeyine yapısına uygun bir demokrasi olduğunu söylüyor ve bu burada bir hükümetin en azından bu yılki programında ağırlıklı olarak zaten kanuni metin olarak anayasada da bu şey bu program. Dolayısıyla böyle bir burada böyle bir süreç var. Ancak sizin söylediğiniz Tayvan'ın davet edilmesi bence Tayvan'ın demokratik bir ülke olarak veya bir yer olarak tanınmasından ziyade dünyada Tayvan'ın tanınmasına yol açabilecek bir tabiri caizse bir delik açılması şeklinde Çin'de yorumlanıyor. O bakımdan Çin'in tepkisi Tayvan'ın oraya davet edilerek uluslararası bir toplantıda yer almasından kaynaklanıyor. Yoksa Tayvan'ın kendi içindeki yönetiminin ana kıtayla farklı olmasından kaynaklanmıyor. Çünkü o zaman tabii bir ülke iki sistem şeyine de aykırı biliyorsunuz. Hong Kong'un da eski evet. sistemi tamamen korunuyor. Ama buradaki Çin'i esas tedirgin eden veya karşı koymasına sebep olan unsur Tayvan'ın uluslararası bir toplantıda yer alıyor olması. Biliyorsunuz evet. Dünya Sağlık Örgütü'ne bile ayrı bir birim olarak katılmasına Çin karşı çıkıyor. Dolayısıyla buradaki tehlike Çin açısından Tayvan'ın uluslararası bir toplantıda bir ülkeymiş gibi tanınıyor olmasına yol açacak. Hatta başka ülkelerin de buna eğilim gösterebilecek. Biliyorsunuz Litvanya'yla da Baltık Cumhuriyetleri'nde de böyle bir gelişme var. O bakımdan Çin'in tepkisi buna sert oldu. Ayrıca nokta. Kendisi de bağımsız evet, bir ülke gibi kendisinde muamele görmesi anladığım kadarıyla. Evet.
Evet, öyle diyebiliriz. Biraz önce siz de söz ettiğiniz bir cümleyle bu muzam karşılıklar başbakan. Çok kısa orayı alabilir miyiz Noyan Bey? Evet, çok kısa. Bir cümle. Başbakan Li Keqiang bir açıklama yaptı. KOBİ'leri ve küçük orta boy şirketleri rahatlatmak bakımından biraz para genişlemesi, geniş para politikasına biraz döneceğini söyledi. Ve bu muzam karşılıklarının 0.50 veya 50 baz puan olarak düşürüleceği söyleniyor. Bu ay içinde yani yıl sonundan önce bunun düşürüleceği söyleniyor. O da bir rahatlık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Gevşek para politikası açıklamasını yaptı. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Noyan Rona'ya çok teşekkür ediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.